Merhabalar sevgili seyirciler. Yakalandık gene herhalde. Ama ne yapalım, bakıyordum çünkü önemli bir şey var. Sizle de paylaşacağım sevgili seyirciler. Güzel bir gün olsun sevgili Kanal G izleyicileri. İnşallah ben de bu yayını bugün böyle sağlam bir şekilde çıkartabilirim. Kusurum olursa affola şimdiden. Olmuyorum, olmuyorum derken ben de grip olmaya başlıyorum herhalde. Dünden beri çok keyifli değilim. Ama sizlerle birlikte olunca sizlerden gelen telefonlarla inşallah bunu da atlatacağım. Konuştuğum zaman, sohbet ettiğim zaman sizlerle ben iyi oluyorum. Onun için bol bol arayın, sohbet edin benim iyi olmamı istiyorsanız. Tabii ki bugünkü konuğum sevgili Hatice İnanır bizlerle birlikte. Yine bugün canlı yayında, hatırlıyorsunuz bir ay önce benim kaşlarıma ne yapılmıştı? Kalıcı makyaj. Kalıcı makyaj. Kıl tekniğiyle. Evet. Kıl tekniği. Onu söylemeye çalıştım. Kulağım da duymuyor, kafam da durdu. İlaç içmekten. Ondan sonracıma sevgilisi, burnumu da çekerim, hapşırırım da. Ben izleyicilerimle her şeyi paylaşıyorum. Ne yapayım? En insani şey bu. Bu grip felaket bir virüs. Herkesi sarmış durumda. Herhalde bana da böyle yandan yandan gelmeye çalışıyor ama bakalım ben onu kendime mal etmeden yollayacağım. İnşallah sizlerin de karşısına çıkmaktan geri kalmayacağım diyorum. Evet, bugün bir ay önce yapılan kalıcı makyaj bana rötuş zamanı geldi. Gidip yaptırabilirdim Hatice Hanım'ın kliniğinde. Ama rötuşu de sizlerin önünde yapmak istedim. Yani bir ay sonra sizler de kalıcı makyaj kaşınıza kıl tekniğiyle yaptırdığınız zaman bir ay sonra ne hale geliyor kaşlarınız, ne kadar gerekiyor rötuş, ne kadar gerekmiyor? Bugün Sayın Hatice İnanır'la bunları konuşacağız. Hiçbir şekilde kaşlarımda boya yok. Yani kaş boyamıyorum. Onun için bu net kendi kaşım benim. Yani Hatice Hanım'ın kıl tekniğiyle yaptığı kaş, üstünde herhangi bir kalem veya bir kaş boyası yok. Bugünkü rötuşu bakalım Hatice İnanır bana nasıl uygulayacak, yine canlı canlı sizlerle birlikte. Daha sonra bu diyoruz ya, kozmetik ürünleri Ayşe Hanım alıyoruz hepimiz. Evet. Çok da fazla bilinçli tüketmiyoruz. Evet. Ve bilinçli de alışveriş yapmıyoruz. Yani tabii ki o standlarda duran arkadaşlarımız mutlaka ürünleri tanıyordur. Onlara da bir şey söylemek istemiyorum ama ne kadar bilinçli bize o güzellik uzmanları, güzellik ürünlerini veriyorlar. O biliyorsunuz mağazalarda, alışveriş merkezlerinde. Onların bugün bize çok önemli bir kimyager getirecek. İkinci bölümde bizlerle olacak. Hatice Hanım'la birlikte çalışan. Onu okuyordum tam yakalandığımda programı başlarken. Skinolojist demek ne demek diye Hatice Hanım'a soruyordum. Skin deri demekti değil mi? Cilt demekti. Evet. Kimyager demekmiş. Hanımefendi Azerbaycanlı Elya Düz bizlerle birlikte olacak ilerleyen saatlerde. Bu kozmetik ürünlerini nasıl kullanmalıyız? Ne zaman kullanmalıyız? Hangi yaşta başlamalıyız? Alırken nelere dikkat etmeliyiz? Nelerin içeriğini nasıl öğrenmeliyiz? Ne yapmalıyız? Bugün enine boyuna herkes yüzüne bir şey kullanıyordur illaki. Ama krem kullanıyordur, ama özel ürün kullanıyordur veya sürekli kullandığınız bir şey vardır. Acaba şunu da sormak istiyorum. Hep aynı ürünü kullanmak ne kadar doğru? Yani bir şeye alışıyorsunuz, yıllarca aynı şeyi kullanıyorsunuz. Bu doğru mu değil mi? Bunu da soracağız. Sizlerden gelen telefonlarla daha bu sorular artacağına inanıyorum. Bizi arayın, bize bağlanın, sizlerle sohbet edeyim. Ve belki biraz hastalığıma da iyi gelir bu sohbet etmek. Konuşmayı ben sizlerle çok seviyorum. Enerji yollayın bana. Evet, enerjilerinizi alayım. O zaman ben buradan hakikaten bu yayını başarıyla çıkarabilirim diye düşünüyorum. İnşallah. 0216 642 53 28 numaralı telefondan canlı yayınımıza bağlanabilirsiniz. Evet, Hatice İnanır dedim bugün ilk konuğum. Hatice İnanır, hoş geldin. Gene bütün zarifliğinle, bütün güzelliğinle, bütün hanımefendiliğinle ve bütün bilginle bizlerlesin. Estağfurullah, teşekkür ediyorum. Seni çok seviyorum. Hatice İnanır çok önemli bir değer sevgili seyirciler. İnanın, onu ne kadar anlatsam, şimdi benim dostum, arkadaşım diye konuşuyorum zannedeceksiniz ama kendisiyle çalıştığınız zaman onun nasıl bir kişilik ve kimlik olduğunu
çok iyi anlarsınız. Bu sözlerim bile ona az bence. Oy, onur duydum, gurur duydum. Canım çok benim. İyiliksever, iyilikperver, güzel insan, insan. Ne olursa olsun benim için insan. İşte hani erkeklere adam gibi adam deniyor ya. Hatice İnanır da kadın gibi kadın diyelim. İşte bir kadın gibi kadın da yanımda. Sayın Ayşe Tüter, onu da ne kadar anlatacağımı onu da bilemiyorum. Her gün söylüyorum ama sanki az anlatıyorum gibi geliyor bana. Teşekkür ederim. Bir tanecik, biliyorsunuz bu pazartesi şeye başladık, çay saatine. Hanımların artık altın günleri, para günleri, işte kabul günleri, bir araya gelme günleri başladı. Biz de dedik ki şu bir hafta boyunca hanımların evlerine gelecek misafirlerine değişik bir şeyler yapsınlar. Sevgili Ayşe Tüter bize bunlardan bahsetsin, bunları anlatsın. Bakalım bugün neler yapıyoruz? Bugün bisküviden rulo pasta yapacağız. Bisküviden? Evet. Bir dakika şimdi. Rulo pasta bildiğim pandispanya yapılır ve sarılır. Onu biz bisküviden yapacağız. Peki bisküviyi nasıl saracaksınız? Folyoyla. Folyoyla. Öğrendim. Anladım. Birden rulo pasta deyince sevgili seyirciler ben şey zannettim, pandispanya pişecek. İşte arasına krem şanti süreceğiz. Meyve koyacağız, saracağım, bayağı rulo sarıp donduracağız. Üstüne de çikolatalı bir sos yapacağız. Onun için çikolatamız var, evet. Çikolatalı pudingimiz var. Var. Bunları nasıl yapacağız Ayşe? Şimdi malzemelerimiz? Bir kakaolu, bir sade bisküviyi ufalıyoruz. Evet. İyice ufalayacağım. Evet. Ufaladıktan sonra içine bir çay bardağı tereyağı, bir kahve fincanı kuş üzüm veya kuru üzüm, bir su bardağı ceviz koyacağım. İyice karıştıracağım. Böyle hamur yapacağım. Oo. Ondan sonra onu folyonun üzerine sereceğim. Merdane ile açacağım. Üzerine krem şanti süreceğim. Krem şanti erimesin diye dolapta hazır. Evet. Üzerine meyveleri koyup saracağım. Donduracağım. Bir de limon kabuğu veya portakal kabuğu koyacağız. Çikolatayı eritecek misiniz Ben Marie? Çikolatayı içine koyacağım biraz. Birazını da üstüne rendeleyeceğim. Vay vay vay, oldu size muhteşem bir bugün pasta günümüz, çay saatimiz, harika. Yumurtasız bir pasta olacak. Harikasınız. Evet, mısır unundan gene bir şeyimiz var mısır burada. Mısır unundan da kurabiye yapıyoruz. Ay sevgili seyirciler, dünkü ay Hatice dün bir kurabiye yaptı Ayşe Hanım burada. Kaçırdı. Bildiğin mı? 4 yumurtayı katı halde pişirdi, içinin pişmiş sarısıyla kurabiye yaptı. Hemen dünkü yayını internetten izlemeliyim. Ama hemen. Böyle bir lezzet olamaz yani. Olamaz böyle bir lezzet. Evet, bugün bir de mısır unlu ekmek yaptı dün. Patlıcanlı. Tamam, kesinlikle izliyorum ya dünkü yayını. Bugün de gene mısır unlu bir şey var. Kakaolu kurabiye yapacağız. Mısır unuyla. Evet. 2 bardak unumuz var. 2 çorba kaşığı kakao, 1 bardak şeker, 2 yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, kabartma tozu. Bu yapacağız. Da muhteşem olacak. Çok güzel oluyor. Yani mısır unu çok lezzet veriyor. Çok lezzetli. Ben çok seviyorum. Mısır ekmeği İstanbul'da sevgili seyirciler balık lokantalarına gittiğiniz zaman hep yanına mısır ekmeği getirirler. Ben de balıktan çok mısır ekmeği yerim orada. Çok hoşuma gidiyor çünkü. Bayılıyorum Karadeniz'in o güzel mısır ekmeği. Harikasınız, şahane oluyor. Hakikaten çok bizi seviyorum. İzlemeye devam etsinler. Daha mısır unlu yaprak sarması yapacağım. Mısır unlu yaprak sarması. Belki Karadenizler biliyordur. Mu acaba? Bilebilirler. Bilebilirler de. Onlar daha çok mısır kurması kullanıyor karalahananın içine. Ha. Ben asma yaprağından yapacağım. Of of of. Bu da Ayşe Tüter farkı işte. Yaprak çok saracağız değişik. Burada oturup. Börekler açarım sana der gibi. Dolmalar sararım evet. Size gibi şeyler yapacağız. Evet. İnanın şurada bir tane üzüm attım ağzıma. Ağzımın hiç tadı yok sevgili seyirciler. Üzümün tadını bile alamadım. Vallahi alamadım. Yiyorum ama hiç saman gibi geldi size üzüm bile bana. İlacını da içiyorum. Ada çayı yapayım ben. Ah canım sağ evet. Olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi Hatice Hanım'ın yanına gidiyorum. Ben de yavaş yavaş yapayım. Siz de hangisinden başlıyoruz? Pastayı yapacağım, donacak. Evet. Aşağı dolaba buzluğa koyalım. Evet. Evet, ki donsun programın sonuna kadar. Gideyim bakayım şuraya, oturacağım ya şuraya sevgili seyirciler. Sizin için yapıyorum bunları. Bak, hasta halimle bile kaşımın rötuşunu sizler için, sizlerin karşısında yapıyorum. Hadi beni arayın da bir geçmiş olsun diyeyim bari yok. 0216 642 53 28
arayın. Konuşalım, belki iyi gelir. Enerji şifa gönderin olsun. Bana şifa gönderin. Böyle burnumu da akıtacağım. Hapşıracağım da, öksüreceğim de. Hepsi olacak. Herkes ne hapşırıyor yapayım? Artık. Ne herkes yapayım? Hapşırıyor. Büyük acayip bir salgın varmış. İşte elimde de mendille geziyorum. Hatice'cim hoş geldin. Hoş canım buldum. Bir tane. Ha ben buralar hazırlandı. İğneler, miğneler, her şey hazır sevgili. Microblading kalemini getirdim. Ay onu çok merak ediyoruz. Geçen hafta konuştuk. Bol bol getirdim. Konuştum. İşte işini uzmanı sevgili seyirciler böyle oluyor. Microblading'i geçen hafta konuştuk. Neymiş bu dedim. Herkes yeni çıkmış bir teknoloji gibi anlatıyor. Ama Hatice inanır onu yıllardır zaten biliyormuş. Ama buraya da görelim, öğrenelim diye getirmiş. Bir şey unuttum, hemen paylaşıyorum izleyicilerimle. Ayşe Hanım, pastayı bugün çok yapın. Niye? Neden? Niye? Bugün hep söylüyorum ya, Murat kameramanım benim. Doğru. Canım. Diğer kanallardan da kameramanımdı. Bugün burada karşımda oturan kameramanım Hakkı da benim eski kameramanım. Bütün ekip burada bizim. Ondan sonra bugün Murat'ın doğum günü. Bugün sevgili Murat'ımın cimicip kullanıyor o. Şu anda cimicipin başında. İsterseniz bir gösterin Murat'ı. Niye göstermeyelim? Allah Allah. Allah Allah. Saklanma. Yönetmenim çek. Bak. Ali Osman kameramanım gösteriyor işte. Hadi bakalım. Ah, saklanma. Çık cimicipin arkasında. Çık Murat. Bak doğum günü kutluyoruz. Yapma. Çok ilginç değil mi? Evet, Allah nice yaşlara inşallah nasip etsin. O da bizim canımız. Böyle ekibimiz çok keyifli sevgili seyirciler. İşte böyle saklanıyorlar. Nice yaşları olsun Murat'cığım. Doğum günün kutlu olsun. Evet, hemen Murat. Programımıza geçelim diyoruz. Şimdi bir ay önce bana neler yaptık? Bir ay önce ne yaptık? Sizin veya son... kimler bunu yaptırmalı? Kaşının şeklinden mutsuz olanlar. Ha, bu arada kaşının şeklinden mutsuz olanlar ama kemoterapi mesela yaptırmak zorunda olanlar da bunu çok yapıyorlar. Çünkü Allah kimseye vermesin böyle bir hastalığı ama eğer kemoterapi yapılacaksa kıllar yani kaşlar dökülebiliyor. Dolayısıyla kişiler bunu çok keyfi yaptırmasalar da o esnada boyamak zorunda kalmamaları için ne yapıyorlar? Kendi kaşlarının aynısının içinden geçiliyor. Yine kıl tekniği yapılabilir, dolgu yapılabilir. Hiç kaşların dışına çıkılmıyor. Çıkılabilir tabii ki, bu hani bireysel bir zevk. Daha sonra kaşlar döküldüğü zaman o kaşın tekrar rötuşu yapılarak aradaki boşluklar giderilerek bunu kullanabiliyorlar ve o süreçte çok rahat ediyorlar aslında. Harika bir şey bu, evet. Evet, bu antiparantez, çünkü hani böyle bir hastalıkta ne yapılır, nasıl yapılır, yaptırabilir miyim, yaptıramaz mıyım gibi genelde sorular geliyor. Çok rahatlıkla öncesinde de yaptırabilirler. O süreç içerisinde yine doktorlarına danışmalarında fayda var. Bazı doktorlar evet yaptırma izni veriyorlar. Bazısı da hani bazen bir belli seans bitiyor kemoterapide, sonra bir süre aralık oluyor. Sonra diğer seansa başlamadan önce de izin verenler oluyor. Ama bazıları da bunu daha öncesinden yaptırıyorlar kılları dökülmeden. Yani kemoterapi gören hastalarımıza buradan kesinlikle acil şifalar diliyoruz. Amin, amin. Görmemişe dönerler inşallah tedavileri i̇nşallah. Sonucunda bütün hastalarımız. Ama böyle bir sıkıntınız, böyle bir sizi rahatsız eden bir şey varsa bunu da yaptırabiliyorsunuz ve hiç kaşınız dökülmemiş gibi hayatınıza devam ediyorsunuz. Yeter ki siz sağlığınıza kavuşun. İnşallah. Allah bu hastalarımızı acil acil şifalandırsın inşallah. Amin. Onların hep dualarımız onlarla. Allah kimseye dermansız dert vermesin. Bir telefonumuz var. Buyurun. Ben orada aslında bir parantez açıyorum. Buyurun. Tam bu cümleye dermansız dert vermesin derken, ama bazen öyle bir dua ki bu, derman bize ulaşmayabilir. Doğru. Vardır. Ama o yüzden ben o cümleyi çok böyle kullanırken korkarım. Rabbim bir an önce de dermanını bana ulaştıracak bir şey versin ya da vermesin diyorum. Evet, çünkü evet. Her şeyin çözümü var baktığınızda. Çok şükür, ama bana gelir mi gelmez mi? Yeter mi yetmez mi, birçok şey var aslında doğru, orada. Doğru. Çünkü Allah, ağzımızdan çıkan kelimeler çok önemli. Çok önemli, enerjisi çok önemli. Bize geri dönüyor.
Onun için konuştuğumuz kelimelere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen alayım telefonumu. Buyurun efendim. Buyurun. Ayşe Hanım merhabalar. Alo. Ayşe Yeşilbaş düştü mü? Düştü herhalde telefon. Tamam. Biz dönelim. Gene gel bağlarsak konuşuruz. Soruları alırız. Buyurun. Ben böldüm galiba. Aa, bir evet, de bunu söyleyeyim. Öncelikle bizi Kanal G'den arayan sizi izleyicilerimize yine %20 indirimimiz geçerli mi? Kesinlikle geçerli. Her zaman geçerli. Tamam. Hatice İnanır bizde olduğu sürece sevgili seyirciler Kanal G ekranlarında. Kanal G ekranlarındaki izleyicilerimiz Hatice Hanım'a ne yaptıracaklarsa özellikle de kaş olayında %20 indirimleri var. Buradan duyuruyoruz. Onun için gönlünüz rahat olsun. Ben Kanal G izleyicisiyim. Oya Hanım da gördüm dediğiniz zaman yeterli. Size zaten %20 indirim hemen yapılacak. Bu cilt bakımları için de tabii diğer hizmetlerimizde de aynı şekilde bütün geçerli. Hizmetler, oradan alacağınız bütün hizmetler için %20 indirimimiz geçerli sevgili seyirciler. Evet. Dolayısıyla kaşından memnun olmayanlar, kaşı dökülmüş olanlar, kaşı incelmiş olanlar, kaşını kalınlaştırmak isteyenler, kaşının şeklinden memnun ama boyamak durumunda olanlar. Ay evet. Çok rahatlıkmış boyamamak. Boyamamak. Çok rahatlık. Çünkü niye yazın çok sıcak oluyor, hava ısınıyor havuza, denize girerken. Dolayısıyla yani kaşla ilgili sorunu olan herkes yaptırabilir. Bunun için ay kaşlarım dökülür mü, kaşlarım zarar görür mü, kaşlarımla ilgili hani daha sonra bundan vazgeçebilirim mi sorusu kesinlikle olmamalı. Kesinlikle bunların hepsini yaptırabilir. Bir, 1,5 yıl maksimum kullanır. Ama hafif bir iz kalır ama gerekirse o da ne yapılabilir? Daha sonra silme işlemiyle tamamen yok edilebilir. Tabii ki sadece kaş değil, aynı şekilde eyeliner, kirpik yoğunlaştırma. Özellikle kirpiklerin iç kısmına herkes eyelinerla dolaşmayabilir. Evet. Ama ne yapılabilir? Direkt kirpiklerin arası dolgu yapılabilir. Renkli yapılabilir, siyah yapılabilir, kahverengi kirpikleri yapılabilir. Kirpikleri daha gür ve dolgun görünebiliyor. Dolgun gösterecektir. Dudakta hattı bozulanlar, dudak hattından mutsuz olanlar. Veya ince dudak rengi, olanlar. Evet, ince dudak olanlar. Dudak hattı işte uçuk ve benzeri hastalıklarla artık yok olanlar, rengi solmuş olanlar, sigara içenlerin bir süre sonra o renk biraz daha soluyor, hı hı. Ya da yaşla birlikte soluyor. Bunlar da komple arzu ederlerse yine dudaklarını renklendirebilirler. Her zaman söylediğim gibi elimizde renkli bir kalem var. Bu kalemle biz ne yapmak istiyoruz? Tamamen soru o aslında. Yapılabilir. Her şey yapılabilir. Yapılabilir. Hemen telefonumuzu alalım. Buyurun efendim. Ona ben sesi hiç alamıyorum. Merhabalar. Selamun aleyküm canım benim, papatyam çiçeğim, nasılsın? Ay iyiyim Hülya Hanımcığım, iyi olacağım inşallah, hastayım. Tabii ki iyi olacaksın. Benim dualarım hep senin üstüne, oradaki çalışan bütün öncü kameramanlarımıza, ah görüntü canım. Yönetmenlerimize, görünmeyen kahramanlarıma, Ödemiş'ten eşimle beraber size sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ben de size sevgilerimi sunuyorum. Nasılsın? İyi misin bir tanem? Kokulu sümbülüm benim. Ay canım benim. İyiyim çok şükür. İnşallah iyi olacağım. Biraz böyle bir grip gelmek durumu var. Evet. İnşallah ilaçlarla önünü almaya çalışıyorum. Evet. Ama sesimden de belli konumuzda zaten. Konuğumuz da hoş geldi diyorum. Nasıl? Hadi. İyi mi konuğumuzda? Konuğumuzda çok iyi. Konuğumuzda da hoş geldin diyorum. Ona Allah'a emanet olsun diyorum. Allah işini, gücünü, önünü bastın, açık etsin. Allah hep işleri güzel olsun, sağlıklı olsun, bizleri görmek hep ona nasip olsun. İşte Hülya Hanım, Hülya Hanım böyle bir can dost bize. Ne güzel. Böyle bir can dost, Ödemiş'ten bize. Yanlışlık olmasın, bir de yemekçi bayanımız. Ayşe Hanım. Ayşe Süper Hanımefendi'yi de selamun aleyküm teşekkür diyorum. Teşekkür ederim. Onu da es geçmeyelim. O da bizim kahramanlarımızdan biri. Ah canım. Ona da kolay gelsin. Allah teşekkür onun da yolu bahtı açık olsun. Amin. Bu kanalı en çok seyretmemdeki yegane sensin. Seni çok seviyorum. Önce duruşun. Kimliğin, insaniyetliğin. Eşimle ben sizi çok seviyoruz. Eşim Ahmet Bey'in de size çok selamları var. Benim eşim Konyalı'dır kendisi. Evet. Şu anda Ödemiş'te ikametgah ediyorum ama... Orayı ara ara gidip geliyoruz. Sizi çok seviyorum. Sizi keşfettim artık. Ben sizden vazgeçebilir miyim? Siz benim ailemin şerefi, neşesi oldunuz. Canımsınız ay benim. Hülya Hanımcığım, bu sözlere layık olmaya çalışacağım inşallah. Her çok şey teşekkür layıksınız. Ederim. Sağ şimdi olun. Dün ben çok ulaşmaya çalıştım. Fakat
hatlar yoğundu. Ben ulaşamadım. Yani bir şeyleri baktırmak için değil. Ben önce Allah'ıma inanırım. Sonra size inanırım. Fakat sizin sesinizi duyamadığım için gece bayağı rahatsız oldum. Aklım. Dedim Oya Hanım'la görüşmezsem çıldıracağım. Bugün hareket iptal ettim. Hülya Hanımcığım. Başına. Hülya Hanımcığım. Yani bu kadar... Efendim. Siz benden bir şey istemiştiniz. Bir sanatçımızı burada görmek istemiştiniz. Cengiz Coşkiler, evet. Perşembe günü bizlerle. Ne zaman? Perşembe günü, yarın değil öbür gün. Yoğun olurdu, ulaşamazsam. Gerçi bağlanmaya çalışsam da. Ben izleyicilerime... Ona çok sevgilerimi sunayın. O bizim genç kızlarımızın kalarnacısı. O kadar çok severim ki onu. Bak bunlar beşli şey gibidir. Arif Susam. Cengiz Coşkuler. İnşallah Arif Bey de gelecek Yağmur. Programıma. Yalnız Yeşer Yağmur'un tekrarını seyrettim. Evet. Bayağı hayal kırıklığı içinde uğradım. Çok bu yani söylemeyeyim ekranda değil mi? Şimdi ayıp olur duyarlar ama güzel bir ses. Güzel bir yorum. Hülya Hanımcığım. Hülya Hanımcığım sizlerin efendim? İsteklerini ben elimden geldiğince burada yapmaya çalışıyorum. İnşallah. Seni çok seviyorum. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Sen hep sağ ol. Seni sevdiceklerine bağışlasın Allah'ım. Seni hep böyle uyanıp da ben her gün sabahleyin uyanıyorum. Sağlıcakla Rabbime şükürler olsun diyorum. Bu kadar yaşadığım olumsuzlara rağmen. Sizi gördüğüm için, sizi tanıdığım için çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Siz de kameramanlarınıza, görüntü yönetmenlerinize, görünmeyen kahramanlarınıza. Çok teşekkür ediyorum. Sonuçlarınıza. Ayşe Tüter hanımefendi ve teşekkür sizi ederiz. Kalbimden kalbinize ödemişsen sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Biz seni de. Çok seviyorum Oya Cenkan. İyi ki varsın, iyi ki yaşıyorsun. Allah'a emanet ol, kalsandık. Oh canım benim, çok teşekkür ederim. Eşinize de hürmetler, sizin de yanaklarınızdan öpüyorum sevgili Hülya Hanımcığım. İnşallah Perşembe günü sizi de mutlu edeceğiz. Cengiz Coşkuner'i istedi benden, bir canlı yayına bağlandı. Çok görmek istiyorum onu ekranda deyince biz de ulaştık. Perşembe günü inşallah saat 2'de biz burada böyle Cengiz Bey'le güzel, keyifli bir program yapacağız. Güzel. Cengiz Coşkuner'le eski günleri yad edeceğiz. Ne güzel enerji, muhteşem, bayıldım. Harikadır, harika Hülya Hanım. Allah razı gerçekten. Olsun ondan amin, inşallah. Amin, inşallah. Evet, dönelim biz kaşımıza. Evet, şimdi önümüz tabii kış, artık deniz ve havuz mevsimi bitti. Yazın yaptıranlarda bu kaşı, hı hı. Havuzun kloru, denizin tuzu, acaba bu kaşta solmalar yapabilir miydi? Havuz tuz ve klor yapmaz ama evet. Güneş yapar. Ha güneş yapar. Güneş yapar çünkü niye? Bazal tabakaya bu boyaları biz yerleştiriyoruz. Bazal tabakada da melanozitler var. Dolayısıyla cilt güneşe karşı geldiğinde cildimizi korumak üzere melanin salgılıyorlar bunlar. Dolayısıyla o süreçte de ne oluyor? Renkte açılma kışa göre daha hızlı oluyor. Ama burada benim hep tavsiyem şudur. Çünkü niye yazın aslında çok fazla ihtiyaç oluyor. Havuzdur, denizdir, evet, sıcaktır, evet, evet. Terdir vesaire. Diyorum ki tamam okey yine yapalım. Yaptıktan sonra siz tatile gidin. Denizde havuzu olayını bitirin. İstediğiniz kadar bronzlaşın. Çünkü zaten ilk işlem yapılıyor. İlk işlem demek sizin şu anki haliniz. Halimdi. Olayı çok çok rahat kurtarabiliyor tabii ki. Evet. Daha sonra da denizden havuzdan döndükten sonra rutuşunuzu o zaman yapalım diyorum. O da çok güzel oluyor. Çünkü tekrar tazelemiş oluyoruz. Dolayısıyla her da aynı. Her şeye bir çare var. Tabii ki çünkü oradaki hedef insanların rahatsızlığını bilip, huzursuzluğunu bilip hangi konularda aslında yardımcı oluruz mevzusu. Yoksa hani yaptım tamam istersen denize git ne yaparsan yap rengi. Yazık günah çünkü ihtiyacı var. Yaptırması gerekiyor. Para ödüyor. Doğru. Daha çabuk solacağını biliyor. Bu sefer tatilden gelince daha hızlı solacak. Bazısı bilmediği için diyor ki o zaman ben şimdi yaptırmasam mı acaba kışın mı yaptırsam? Hayır diyorum hiç problem değil. Siz tatili bitirin. Eylül, Ekim gibi tekrar buyurun gelin. Rötuşunuzu o zaman yaparız diyoruz. Peki Hatice'cim alerjik bünyelerde bir şey var mı? Etkisi alerjik var mı? Alerjik bünyelerde alerjik kişi neye karşı alerjisi olduğunu bilmesi gerekiyor. Hmm. Boyalar organik ve inorganik karışık. Tamamen evet. Organik diyemeyiz, tamamen bitkilerden elde ediliyor diyemeyiz. Çünkü bitkilerin de ciltte belli reaksiyonlar evet. gösterebiliyor. Evet. Dolayısıyla karışık bunlar organik, inorganik ama kişinin neye karşı alerjisinin olduğunu bilmesi gerekiyor burada evet. asıl o. Tabii ki... Eski görüntülerim geliyor. Vallahi geliyor burada, buldular. İşte böyle ilk yapılan kaş görüntüleri.
Evet, şimdi de yenilenecek sevgili seyirciler. Evet, tazelenecek. Eski hali kaşımın ve şimdi eski çok fark etti. Evet. Çok fark etti şimdi. Ben de bayağı kaşımı güzel zannediyordum eskiden. Şimdi yine ne güzel, kadar güzel oldu. Yine güzeldi ama neyle kıyaslayacağımızı bilmediğimiz için bu daha güzel. Daha o güzel. Da güzeldi, bu daha güzel. Ah hadi işte insan diyorum size sevgili seyirciler. Ne diyelim? Bu şimdiki halim değil, eski halim. Sakın şimdiki halimi zannetmeyin. Şimdi tekrar olacağız. Evet, şimdi şunu merak ediyorum. Kıl tekniği ve şu... Microblading. Ne? Microblading. Microblading'miş efendim. Bildiğimiz kalıcı dövmenin adı microblading. Bence onun ismi o değil. Cihazın ismi bence o. Veya tekniğin ismi. Evet, evet, tekniğin ismi. Şimdi ondan yapmayacağım bana değil mi? Göstereceğim. Bir iki kıl atabilirim ama diğeriyle devam edeceğim, evet. Evet. Ama yine onu da göstereceğim tabii. Başlayalım mı? Ben de onu soracaktım. Evet, başlayalım. Başlayalım. Ben şöyle gene bir modumu alayım. Kameralarım bana doğru gelin. Hepiniz buyurun gelin. Gelin. Yastığımı alayım. Çünkü daha sonra sevgili Elia Düz bizlerle olacak. Ürünleri konuşacağız. Tamam, önemli. Tamam, yaslandım. Kafamızı yine böyle koyuyoruz. Evet, siz tamam. Nasıl rahatsanız o şekilde de kalabilirsiniz. Ben bir şekilde kendimi ayarlayabilirim. Tamam, ben rahatım. Şimdi bakalım tamam. Neler yapacağız. Bugün ayna da getirdim. Bugün, ay çok havalı bir ayna. İki taraflı. Harika. Evet sevgili seyirciler, şimdi bir ay önce şimdi... yapılmış kaşın... Rötuşu evet, yapılıyor. Bir ay önce yaptığımızda zaten hemen evet. Ertesi gün siz yine yayındaydınız. Evet. O koyuluğu izleyenler varsa gördüler. Evet. Aslında herhangi bir koyuluk yoktu. Yok. Gayet normaldi, evet. Doğal bir evet. Şekilde evet. Kullanabildiniz. Ama ertesi güne göre nazar, ertesi güne göre şu daha an ne oldu? Renk daha bir açıldı. Ben yine ağız maskemi üzgünüm takamıyorum arkadaşlar. Konuşuyor konuşuyorum diye. Diye aynen. Şimdi burada tekrar kişi geldiğinde ona sorum şu oluyor. Artık gördünüz o koyuluğu biliyorsunuz. Hı hı. Ve şu an istediğiniz herhangi bir değişiklik var mı? Ya da kabukla o ince kabukla atan yerler olabiliyor. O atan yerlerde düzeltmem gereken yerler var mı? Onları ben kontrol ediyorum. Ama artık bu ikinci rötuşta kişinin istediğini çok baz alabiliyorum. Niye? Evet. Çünkü artık yaşadı, gördü. Ve daha iyi bir fikir beyan edebiliyor. Evet. Evet, Oya Hanım, siz değiştirmemi istediğiniz herhangi bir bölüm, yer var mı? Kalınlaştırmak ister misiniz? Yoğunluk vermek ister misiniz? Şimdi hissiniz nedir? Kalınlaştırmak istemiyorum. Kalınlığı gayet güzel kaşın. Hı-hı. Şekline bayılıyorum. Hı-hı. Şeklinde de bir sıkıntım yok. Fakat şuraları biraz daha... dolgun olmak adına biraz daha renk verebilir miyiz? Verebiliriz. Birazcık daha oraya renk verdiğimizde kaşlar biraz daha ön plana gelecektir. Evet, onu istiyorum. Yapabiliriz. Zaten. Şurada hatta bir fazlalık var. Evet, gördüm Hatice İnanır. Kıllar var. Birkaç tane. Onlar bizim hattımızı bozuyor. Bunları oradan alalım. Okey, benim dikkatimi çekense bu evet. Hani kavise ben taktım ya. Evet, evet, evet. Bunun şuradaki kavisinde çok az bir eksiklik var. Ben onu tamamlamam gerekiyor. Tamam. Eski daha önceki kaşa göre biraz yukarıya doğru almıştık. Orada ha. Sorun yok aslında. Evet. Gayet şurada iyi. Şurada biraz kesilecek bir kaş mı evet. Var? Gördüm vallahi kamerada. Buradan onu da görüyorum. Minik düşen kıllar var. Onları evet. Da alayım şu aşağıya düşüren. Biraz inceltelim. Evet. Tamam. Yani kaş almak da ayrı bir sanat. Tabii ki. Yani kaşı yapmak var. Zaten sanat da. Kaşı almak da ayrı bir sanat. Kaşın çünkü ölçüleri var. O ölçülere göre o kaşı hem yapmak sevgili ve almak gerekiyor. Sevgili seyirciler, herkese kaş aldırmayın. Evet, lütfen rica yani ediyorum. Yani kaş küstü mü? Çıkmıyor. Çıkmıyor. Ondan sonra da bu dövme işi sadece boya gibi oluyor. O ve da hiç hoş güzel durmuyor. Olmuyor. Hiç hoş durmuyor. Çok onun yapay için bir lütfen, görüntü oluyor. Evet, çok yapay. Bakın şimdi ben şu araları görüyorsunuz değil mi? Şu araları yasla durmuş. Şuralardaki renkleri birazcık daha belirgin istediğim için sevgili Hatice bana şimdi oraları
dolduracak. Oraları dolduracağım. Evet. Şimdi rötuşa geldiğinizde tekrar üzerinde durmak istiyorum. Bakın, buyurun. Artık karar tamamen sizin. İster isek bu rengi daha koyulaştırabiliriz. İstersek bu rengi daha açabiliriz. İstersek bu kaşı daha kalınlaştırabiliriz. Yani niye? Çünkü ilkinde çok çok yoğun çalışmadığım için her türlü değişikliği yapma şansımız var. Hani İlkinde yaptık bitti artık bunun üzerine oynayamayız diye herhangi bir şey yok. Zaten daha önce de Oya Hanım'ın kendi doğal kaşlarını ben oldukça baz almıştım. Dolayısıyla şey değil, hani gayet de doğal ve natürel duruyor. Şimdi microblading, aradaki farkı şöyle göstereyim. Evet, microblading. Evet. Herkes bir numara izliyor ya. Arkadaşlar sevgili seyirciler, bakın evet. Bu bir cihaz. Buradan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu iğnedir. Bu iğne. Başta, evet. Bu her bir kişiye özel olarak açılır ve takılır. Şimdi buradan dikkat ederseniz iğnenin hareket ettiğini görüyoruz. Bakın şöyle yaptığımda iğne hareket ediyor. Bu cihazla yapılan işlem. Diğeri ise şöyle, bunun da iğneleri, böyle farklı farklı iğneler var. Daha çoklu iğneler, daha oval, daha bıçak gibi gözükenler var. Ama bunlar da iğne. Bunlardan da uygun olandan bir tanesini seçiyoruz. Açıp... Kaşa mı uygun olması önemli? Kaşın kalınlığına, mesela çok minik bir iğneyle burada zorlar bizi çalışırken. Anladım, anladım. O yüzden şöyle birazcık daha çoklu bir iğne. O şey, o neşter gibi duruyor. Neşter gibi duruyor ama bunlar minik minik iğneler aslında. Şöyle bir iğne var burada. Bu iğneyi böyle kalem gibi bir uç var. Bu uca takıyoruz. Şimdi gördünüz mü? Evet, işte benim de televizyonda görüp de herkesin son sistem dediği şey, halbuki kaç senelik iş bu? İlk çıkışı budur. Çünkü bunda elektrik yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. Ya niye insanları kandırıyorlar ya? Hiçbir şey yok, direkt olarak bunu boyaya batırıyoruz. Şimdi onu da göstermek istiyorum. Yani senin yaptığın teknik bunun daha yeni, en sonu. Tabii ki, kesinlikle. Bu ilk çıkan. Maalesef ki televizyonlarda yeni bir teknikmiş gibi anlatıyorlar. Elektrik yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. Bunun yerine siz bir iğneyi de alıp yapabilirsiniz. Yani düşünün, şimdi aldık, şu şekilde boyaya batırdık. Boyaya batırıp, şimdi buraya çizgi atacağım. Olay bu. Allah Allah. Yani buradaki minik iğneler yerine dediğim gibi hani X bir iğneyle de yapılabilir mi, ki zaten ortaya çıkışı buydu, yapılabilir. Şimdi onu göstermeden önce kendime bir şurada işaretlemek istiyorum, şuranın kavisini. Hafif bir kavis koymak istiyorum. Tamam, bu kavisi de yaptıktan sonra tamamdır. Şimdi gösterelim. Ona taktı ya ilk günden beri Hatice. Evet, ona oturmamış ama. Oturmamış. Takıntı. Şimdi microblading'i göstermek istiyorum. Siz de hissi söyleyebilirsiniz. Burada minik minik çizgiler hala gözüküyor zaten. Evet. Bakın microblading'de de şuradan aldığımızda şöyle. Böyle. De böyle yapıyordu aynı televizyonda da gördüğüm. Ama bu eski yöntemmiş. Niye bu yeni yöntem? Elektrik. Bir de ödüllü ödüllü diye konuşuluyor. Ben de bunu anlamıyorum kardeşim. Eski bir şey tekrar gündeme geldi. Yani bu kullanılıyor zaten. Belki çok yoğun olarak kullanılmıyordu ama dediğim gibi bir ilk sistem, çünkü elektrik yok zaten buradan. Evet. Direkt elle yapılan bir şey. Şöyle koymak istiyorum. Hissi nasıl kıyasladığınızda? Bu daha acıyor. Evet, bu acıyor. Bakın acıyorsa acıyor derim. Çünkü burada direkt elle hafif o baskıyı, boyayı aldırmam gerekiyor. Ay bu acı, bunu istemem. Ama diğerinde makine hareket ediyor. Evet. Bu acıtıyor. Bak acıtıyorsa acıtıyor, söylüyorum. Biliyorum. O yüzden sordum sizi. Çünkü dürüstçe söyleyeceğinizi bildiğim için. Evet, bu acıtıyor, ben acıtıyor. Bunu istemem. Gelelim bizim kendi burada sürümüze. Benim o baskı yapmama gerek yok. Çünkü makine zaten çok ama hızlı bir şekilde. Çok hızlı giriş çıkışlar yapıyor. Çünkü boyayı zaten yerleştiriyor. Siz onda bir defa geçerken boyayı aldıramıyorsunuz içeriye. Daha baskı yapmanız gerekiyor. Yok. Öyle bir şey yaptırmayın sevgili seyirciler. Bu güzel. Şimdi... O da son sistem falan bir şey değil.
İnanmayın yok, onun hiç. Son sistem falan olduğuna ilgisi yok. Arkası bile yok. Ha, evet, bunda bir şey yok. Evet. Gayet rahat. Evet. Ama öbürü acıttı. Acıtıyorsa acıtıyor derim yani. Acıtıyor baskıdan dolayı. Evet. Bunda acımam acıma yok. Sadece dişçi şeyi gibi ses var. Evet. Bunda acı falan yok. Bu rahat. Ama öbürü birazcık acı var onda. Hı-hı. Ben de acıtıyor diyorsam anlayın artık ne kadar acıtıyor. Evet. Yoğunluğu arttırıyoruz. Evet. Ve o karısı verecek oraya illaki. Evet, vermem sınırım. Gerekiyor çünkü bu biraz dik, bu değildi. Evet. Evet, oldu. Oldu. Karısımız oldu. Kesinlikle. İşte böyle canlı canlı. Evet, aslında çok canlı ve gerçekten hani olayı merak edenler için bence çok iyi bir program oldu. Çok iyi bir uygulama oldu bence bu de. Şekilde. Herkes görsün ayolun ne yapıldığını. Çok fazla doğrusunu bunu, görsün evet, herkes. Çok fazla kişilerde soru işareti var. Ne olacak? Nasıl olacak? Kanıyor mu? Kanıyor mu? Aynen öyle. Kezban gibi mi dolaşacağım? Dolaşacağım. Kesinlikle. İşte ben ertesi günü yayına çıktım sevgili seyirciler. Kesinlikle izleyebilirler, bakabilirler. Oradaki evet. Yoğunluğu görebilirler. Evet, evet. Ve bu doğrultuda karar verilir. Evet. Evet, şimdi burayı birazcık daha aldık. Tamam. Hiç öyle kezbanlık, mezbanlık olmuyor. Ama işte doğru insanlar ehil ellerde yapılmazsa ben yapılanları gördüm. Nasıl bir kezbanlık oluyor sana anlatamam. Beklentiyi doğru teşhis edip doğru anlamaya çalışmak gerekiyor aslında kişiyi. Hani kafana göre hadi gel yapalım olayı değil de kişinin rahatsızlığı ne? Ben hiç unutmam, ilk işe başladığım yıllarda bir tane bayana kaşı yaptım ama kaşları o kadar kalın, ince, tüylü. Dedi ki bunun aynısını yedip bu kaşlarımı doldurun istiyorum dedi. Şimdi ben de yeni başlamışım işe. Diyorum ki yani bu kaşların hepsini doldursam böyle kalın parmak gibi bir şey olacak. Korkunç bir görüntü hiç olacak. Hiç alınmamış kaş gibi. Hiç alınmamış zaten. Olgun yaşta bir bayan. Tamam dedim ama ben yine kendimce içeriden çok hafif bir kavis verdim. Daha şık, daha hoş gözükmesi adına. Ama tabii ki verirken o kavisi içten belli de olmuyor. Şu tepe noktada az bir yer taştım. Daha sonra bayan geldi dedi ki Hatice'm bunu yaptığınız iyi güzel ama bu benim kaşımın dışına taşmış bir bölge. Dedim ki ama çok şık duruyor hani evet. Çok fark edilmiyor da. İyi de dedi Hatice'm dedi benim komşum yaptırdığımı bilmiyor. Eşim yaptırdığımı bilmiyor. Fark edecekler. Bunu fark edecekler. Lütfen bunu tekrar siler misiniz? O gün ben dedim ki eyvah ben ne yaptım? O ilk dersimdi herhalde benim. Ondan sonra artık gerçekten sormadan. Asla sormadan, onay almadan, kişi görmeden, kişi tamam demeden hiçbir şekilde uygulama yapmıyorum. Bazı arkadaşlar var şöyle diyorlar çizmeden. Diyorlar ki ben zaten yıllardır bu işi yapıyorum çizmeme gerek yok. Ben direkt yapabilirim. İyi güzel sen direkt yapabilirsin ama senin kafanda hayal ettiğin modelle, tarzla, kişinin kafasında biraz önceki verdiğin örnekteki gibi hayal ettiği örnek aynı mı ki? Ve kişi bunu görmesi gerekiyor. Nasıl olacağını, nasıl duracağını. Bir de başka bir şey daha söyleyeceğim. Şey soruyorlar. Bilgisayarda bize yapıp göstermiyor musunuz? Onu estetik doktorların burunda gösteriyorlar evet. Ya hiçbir zaman da olmuyor. Olmuyor çünkü o tek boyutlu bir şey. Üç evet. Boyutlu bir şey değil. Biz onu yıllar önce Leyla Hanım öyle bir program aldı. Ne yapıyorduk? Kişinin resmini çekiyorduk. Sonra bilgisayara yüklüyorduk. Sonra oradan kaşın modelini değiştiriyorduk. O model, bu model. Ama olmuyor ki. Yani aynı şeyi vermiyor, çıkmıyor. Oysa... Onun için o tip şeylere çok itibar etmeyin. Hayır, gerek yok. Kaşınızı boyasınlar kalemle. Asıl boyutlu, üç boyutlu olan o. İşte o gözünüzle görün, itimat edin. Kesinlikle aynayı isteyin. Aynadan evet, izleyebilin evet. Yapıldığın işlemi. Çünkü bazen şu da oluyor. Diyor ki evet ben çizdi, gördüm, beğendim modeli ama aynı olmadı. Ama aynı olmadı diyor. O yüzden de diyorum ki elinize bir ayna alın. İşlem yaparken her ne kadar karşıdaki kişi hayır da dese
Siz işlemi izleyin, bakın yani çizdiğiniz yerden gidiyor mu, gitmiyor mu, taşıyor mu, taşmıyor mu? Bunlar önemli kriterler. Çünkü ufacık bir değişiklik ne yapıyor? Görüntüyü tamamen değiştiriyor. Evet. Yaptırmak isteyen izleyicilerimiz var mı? Hemen bizi arasınlar. Bir sohbet edelim bakalım. Ne yaptırmak istiyorlar? 0216-642-5328. Canlı yayını arayın sevgili seyirciler. Hatice Hanım burada. Kaşınızla ilgili bir probleminiz varsa, bir sıkıntınız varsa, çünkü kaşın düzgün olmaması gözünüzü düşük gösterir. Yaşlı, yorgun. Yaşlı, yorgun gösterir yüzünüzü. Göz kapaklarınızı düşük gösterir. Bunlar çok önemli şeyler. Evet. Bir de şu sıralar şunu da tekrar belirteyim hemen programda. Yaptırıp da çok mutsuz olanlar da var. Gerçekten çok fazla. Çünkü son dönemde inanılmaz rağbet gören bir uygulama bu. Evet. İnanılmaz bir patlama oldu. Herkes yapıyor. Mutsuz olan, kaşını yaptırıp da ağlamasın kimse. Gerçekten o da çözülebilir, yok edilebilir, silinebilir. Hiç düzeltilebilir. Hiç üzülmesinler. Ay deminki o microblading nasıl bir acıydı öyle. Aman yarabbi. Ben onu devam ettiremezdim yani. Mümkün değil. Evet, genelde insanlar yani tamam ağrı eşiğimiz falan yüksek de neşter atar gibi kaşına yani olacak iş değil o. İşte hafif baskı yaptığınızda da boyayı almıyor. Ama derin de daha fazla, daha da derine yapamazsınız ki birçok insan yapıyor. Sonra ne oluyor orada? İz kalıyor. Ve kanamalar olur derine olur işte. Gitti mi? Kabuklanmalar artar. Oldu tabii. Sana bir yara. Yara, iz. Aynen. Neşter atılmış gibi iz kalıyor. Kalabiliyor diyeyim daha doğrusu. Evet. Bu iş kolay iş. Çok daha kolay. Acısız ve kolay. Yani tüketici için. İşte ben böylesini seviyorum. Evet. Daha yoğunlaştırdım sizi. Evet. İşte bu. Bakın. Bu kaşı seviyorum ben. Evet. Ben bunu seviyorum. Biraz böyle attı yüzüne. Gördüğünüz gibi seyirciler, sağ taraftaki kaşım yapılan kaş. Evet. Harika. Makyaj, mukyaj gitti, yaparız. Problem yok. Yok yok, yaparım. Temizlerim. Hiç sıkıntı yok. Her şey olur. Siz tabii böyle benim gibi makyajlı gitmeyin. Yok, gel edebilirler. Ben o bölgeyi silip ondan sonra ona göre şey yapabiliyorum hani. Çok bozmamaya gayret gösteriyorum aşağı bölgeyle. Bir de kişinin doğal hali önemli. Eğer sürekli makyajlıysa gelebilir makyajlı. Çünkü günlük hayatta renk nasıl olduğu, evet, günlük hayattaki durumu çok ilgilendiriyor bizi. Evet. Şöyle. Bir de şimdi grip başlangıcı. Evet. Erkekler de yaptırabilir mi? Erkekler yaptırıyorlar. Oldukça talep arttı şu sıralar. Erkekler Burak Özçivit'in kaşlarına bayılıyorlar. Onun kaşlarına erkekler bayılıyorlar. Ben bu kadar yoğun olduğunu gerçekten bilmiyordum erkeklerden var. Yani ben bayağı bir yaptım. İnanılmaz ifadeyi değiştiriyor. Evet. Kimi evet hoş bir görüntü, gerçekten aynen böyle buraları, kuyruk kısımlarını kaldırarak yaptıranlar var. Maşallah. Kimi de dökülmüş yara izi var, o şekilde ondan dolayı yaptırıyor. Bazısı da kirpik dibine yoğunluk verip gözleri daha gür ve belirgin olsun diye yaptırıyor, evet. Yani kaş imam yaptırıyor, sanatçı yaptırıyor. Her türlü kesim yaptırıyor. Hatta birine bir beyefendiye yaptığımda bir kaşı neredeyse hiç yoktu. Bir kaşı komple vardı. Ama tabii onda biraz daha dağınık, çok estetik durmaması gerekiyor. Hı-hı. Hani erkeklerin kaşı bana göre çok estetik de değil yani. Evet, evet. Yaptığımızda gerçekten o da ekrana çıkan biriydi. Dedi ki Hatice Hanım, kendimi izlediğimde hiç fark edilmiyordu dedi. Evet. İnanılmaz mutlu ve memnun oldum. Evet. Var, erkekler bayağı bir talep göstermeye başladılar bu işe.
Ama ben hani bakımlı olan erkek beyefendilere çok hayranlık duyuyorum. Ben de. Yani bu bir temizlik. Hani manikürünü, evet, pedikürünü, cilt bakımını, tıraşını, saçını, başını. Hakikaten bu bir temizlik, bir hijyen. Çok takdir ediyorum beyefendilere. Kesinlikle. Kendilerine bakıyorlar. Bakıyor sadece rahat. Hanımlar değil yani kendilerine bakan. Erkekler, erkekler bu konuda daha iyi, daha düzenli, evet, daha disiplinliler. Evet, evet, evet. Kadınlar birazcık daha es geçebiliyorlar ama eğer erkek başlamışsa devamını kesinlikle getiriyor. Çok düzenli bir şekilde ürünlerini kullanıyor, kullanması gerekiyorsa, bakımlarla ilgili yapılması gereken uygulamalar varsa onların hepsini titizlikle gerçekten devam ediyor. Ki ne demiştik, onlar bize göre cilt konusunda daha şanslı olmalarına rağmen. Şimdi zaten Elia Hanım geldiğinde de evet, cildimizi konuşacağız sevgili seyirciler. Bu aldığımız raflarda bize çok cazip hale getirilen ve gösterilen bu kozmetik ürünlerinin alırken nelere dikkat etmemiz gerektiği, nasıl ürünler seçmemiz gerektiği, içinde nelere bakmamız gerektiği, cildimizin analizini nasıl yaptırmamız gerektiği, onların da bir son kullanma tarihi olup olmadığı. Ben şimdiden sorularımı hazırladım. Oo, sizler sorularınız varsa bizi arayın. Elia Hanım gelecek biraz sonra ve bunu konuşacağız kendisiyle. Bakalım bize neler anlatacak. Önemli konular. Çünkü artık kış geldi, daha çok renkler bronzlaştı, tenler. O evet, tene göre makyaj nasıl seçecekler, ne yapacaklar? Bugün her şeyi burada konuşacağız. Bakalım bize neler anlatacak. Cilt bakımı ne kadar zamanda yapılmalı? Tabii ki Hatice Hanım bu işlerin uzmanı. Ama ürün içeriği hakkında herhalde Elia Hanım kimyager olduğu için. Elia'nın özel konusu o. Kesinlikle. Evet. Bence herkes evet, işini yapmalı. Biliyorsunuz. En iyi olduğu işi yapmalı. Ve o kişi bulunmalı. O yüzden de yani dürüst ve açıkça tabii ki Elia bu konuda benden çok daha iyi. Dolayısıyla da böyle de bir şey söylersin Gül Hatice İnan'ın. Şimdi bir aramız olsun istedim. Farkındayım. Şimdi bir kısacık aramız var. Aradan sonra benim kaşlar bak nasıl güzel olmuş bir tane. Allah'ım, kaşım biri yani bitti. Kaşım biri bitti. Biz arada birini de bitirelim de Elia Hanım'la sohbete başlayalım sevgili seyirciler. Şimdi kısa bir ara. Aradan sonra biz yine Kanal G stüdyolarındayız.